Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim bugün Cities Skylines'ta yeni bir seriye daha başlıyoruz. Uzun zamandır yazılıp çiziliyordu. Halkımız tarafından benim yeniden belediyenin başına geçmem isteniyordu. Böyle bir ihtiyaç vardı. Benim gibi yüksek vizyona sahip, muhteşem, 10 üzerinden 10 bir belediye başkanına bir ihtiyaç vardı. Ve ben de madem halk istiyor, artık biraz fedakarlık yapıp artık yatmaktan vazgeçip artık icraat yapmaya başlayacağım efendim. Ve an itibariyle belediyenin başına geçiyorum ve şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Dostlar, videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi hangi haritayı seçeceğiz? Ben dün bir ufak baktım. Yeni de DLC satın aldım. Snowfall DLC'sini satın aldım. Şu DLC şöyle bir gösterem. Şu DLC abi satın aldım. Karlı bir haritada oynayalım diye. Bakalım daha da hem de farklı bir şey olur. Bir baktım ufak haritalara, bir şeyler de yaptım. Şu buz adaları haritası çok hoşuma gitti. Adalar da oluşuyor. Yani buraların hepsini metro ağlarıyla bağlamak, tren yollarıyla bağlamak falan çok güzel gözükür diye düşündüm. Ve bu haritayı oynayacağız dostlar. Haritanın başlangıcında hiçbir kaynak yok ama çevredeki adalarda yavaş yavaş petroldür, tarımdır. Kışında tarım yaparız hocam, biz hiç sıkıntı yok. Şeyler var ve bu haritayı oynamaya çalışacağız. Yerleşim uygun alanda %59 olarak gösteriyor. Şimdi kentin adını Winterfell yapacağım. Bunun sebebi de daha yeni Game of Thrones izledim. Canım çekti o yüzden. Stark hanesini de severiz ve onların baş mekanını, kalelerini kentimizin adı olarak vereceğiz efendim. Aslında Winterfell yerine şehir ismi de verebilirdik direkt kuzeyde bulunan ama gerek yok abi. White Harbor muydu neydi orasının adı da? Winterfell yapacağız hocam. An itibariyle belediyemizi açıyoruz. Gece gündüz döngüsünü açık bırakacağım ilk bölümde. Yorumlarda yazın dostlar. Eğer gece gündüz döngüsü kapalı olsun derseniz kapatırım. Ama gece gündüz döngüsü açıkken bence daha güzel oluyor gibime geliyor. Yani şu an açık bırakacağım ama yok kardeşim, bu ne lan böyle, gece kapalı kalsın. Sadece arada bir bölümün başında şehri daha güzel göstermek için, gece gözüktüğünde abi, gece olduğunda her şehir güzel gözüküyor. En boktan şehir bile güzel gözüküyor gece bu oyunda. O yüzden arada göstereceğiz tabii ki. Ama ilk bölümde dediğim gibi gece gündüz döngüsü açık. Eğer arzu ederseniz, bu ne kardeşim kapat derseniz yorumlarda belirtin, kapatırım. Sizlerin yorumlarıyla ilerleyeceğiz. An itibariyle yüksek vizyona sahip şehrimiz burası değil. Şurası da değil. Şurası hiç değil. Şurası. Yüksek vizyona sahip şehrimizin başlayacağı nokta burası olacak efendim. Şöyle ağaçlarla çevrili bir nokta ve bu şehir buradan büyüyecek. Şimdi yol yap diyor bize. En iyi yaptığımız şey. Rahat ol kardeşim, sen sakin ol. Devletine güven. Şimdi şöyle bir hemen ufak bir yolumuzu yapalım. Şimdi şehir planlamasını yapmamız lazım. Şehir planlamasına baktığımızda tabii ki de sahil kesimini, deniz tarafını şehir yapacağız abi. Diğer tarafı da ise sağ tarafta da gerçi şey var. Deniz var ama olsun, orası da sanayi olacak. Denize bakan bir sanayimiz olacak. İşte vizyona bak. Vizyona bak. Muazzam. Bu adayı komple öncelikle şehirleştireceğiz ve sanayileştireceğiz. Sonra diğer adalara atılacağız. Şu adada tarım vardı galiba, hatta bakalım ama şu an açık değil, bakamıyoruz. Bir adada petrol, bir adada tarım var, oralara da giriş yapacağız. Bu adada hiç bok yok. Onu söyleyeyim. Şimdi öncelikle küçük döner kavşağımız var burada. Bu döner kavşağı severiz. Böyle bir şuraya bir kuralım. Şehrimizi güzel gösterecek. Şuraya bir döner kavşak kuracağız. Onun dışında ben yolları biraz geniş yapmayı düşünüyorum. Şu anda geniş olmayacak ama genişten kastım şudur arkadaşlar. Şu. 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 Şöyle şunu bir yap. Anlayacaksınız şimdi. Bunları şöyle yapmamız lazım, yoksa döner kavşak bozuluyor abi. Şöyle yapacağız abi. Biraz daha geniş olacak yollar. İlk baştaki yollar maalesef bu kadar geniş olmasa da buralarda daha geniş bir şey, politika izleyeceğiz. Şuradan şöyle bağla kardeşim. Güzel bir şekilde. Şuradan da şöyle bağla. Çok benim simetrik hastalığım yoktur. O yüzden çok fazla öyle şurası çok orantılı olsun, bu kadar orantılı olsun, şöyle olsun diye ben uğraşmam.
de uğraşmanızı tavsiye etmem. Daha güzel gözükmesi için isterseniz uğraşabilirsiniz ama benim öyle bir simetri derdim yok abi. Burayı da şöyle hemen bağlayalım. 10 numara 5 yıldız bir girişimiz oldu abi şimdi. Şurayı hemen hızlıca ayarlayalım. Bu kar DLC'sini çok sevdim bu arada. Çok güzel gözüküyor şehirler burada yaptıklarımız. Ama tabii ki de buraya uygun bazı şeyler de yapmamız gerekiyor. Şurası kapalı şu anda. Buraya bir şey çekmeyeceğiz. Şimdi oyunun başlangıcında güzel şehir yapmak politikası yok. Bizde yok en azından. Güzel şehir politikası yerine bu arada şöyle yapacağım. Buradan sanayiye gitsinler direkt. Şuradan şehre girsinler. Tamam, burası giriş, şurası çıkış olacak. Şimdilik en azından bu şekilde planladım, kurguladım. Şimdi oyunun başlangıcında şu anda güzel şehir yapma politikamız yok abi bizim. Alanı en iyi değerlendirebileceğiniz şekilde şehir yapacaksınız. Şu anda bizim tek planımız bu. Şöyle yapmayacağız. Şöyle biraz ya her yerden bir şey oluyor. Bir dakika, şöyle heh. Şöyle olacak, tamam. Alanı en iyi değerlendirebileceğimiz şekilde yapacağız. Şurada ortada bilerek boşluk bıraktım. İleride bu yollar genişleyebilir çünkü. O yüzden bırakalım abi boşluk. Yalnız şöyle olmadı. Bir kademe daha ileriye götüreceğiz. Ve şurayla birleştireceğiz. Ve şuradan şöyle yapacağız. Şehrimiz genel olarak bu şekilde olacak şu anda. Çünkü alan abi önemli olan şey bizim. Şu anda bizim için önemli olan tek şey alan. Ve bu alanı olabildiğince iyi değerlendirmemiz lazım. Aksi halde şu anda hızlı gelişemeyiz. O yüzden dediğim gibi alanı değerlendireceğiz abi. Şöyle iki biraz daha fazla çekiyorum. Güzel. Burası full şehir. Full şehir abi burası. Bu arada bazı modlar kullanıyorum. Yollardan elektrik gitmesini sağlayan modlar falan var. Haberiniz olsun. Şimdi şuradan bir çıkış ayarlayacağız. Buradan direkt sanayiye girecekler. Giriş farklı yerden, çıkış farklı yerden olacak. Buradan sanayiye yönlendirilecek insanlar. Şimdi sanayiyi de aynı şekilde ayarlayalım. Burayla aynı olsun. Burası kaç uzunluğunda? 30. Burayı da 30 yap abi. 30'u şöyle. Sanayimiz de bu şekilde olacak aynı. Oradaki gibi. Gayet güzel bir sanayimiz olacağını düşünüyoruz. Şurayı bir ileride şey yapmamız lazım. Satın almamız gerekecek. Çünkü sanayimiz şu anda çok daha genişletemiyoruz. Bakın buradan haritanın dışında olduğu için olmuyor. Şimdi şehrimizin ana kurgusu bu. Ana mekaniği, yapısı bu olacak. Böyle bir kademe daha hatta uzatabiliriz burayı. Genel olarak şey yolları falan yapacağız abi. Yürüyüş yolları falan yapmaya çalışacağım ama şu anda değil. Şu anda paramızı en stabil kullanacağımız şekilde yapmamız gerek. Şimdi su ihtiyacı var. Tabii ki de su pompası çekeceğiz. Ben daha ilk günden itibaren vizyoner bir başkan olduğum için ilk günden itibaren temiz, daha doğrusu temiz değil ama olsun. Vizyoner bir başkan olduğum için hemen direkt şunlara geçeceğim abi. Neydi bunun adı? İç su arıtma tesisi. Direkt bunlara geçeceğiz. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. Canım öyle istiyor. Şunlarla yapacağız abi şeyleri. Arıtma işlerini. Şimdi şöyle bir hallet abi. Güzel. Çok fazla para harcamayacağız. Biraz paramız cebimizde kalsın. Şöyle hallet. Şimdi bu sular bu arada hiçbir işe yaramayacak ileriki aşamalarda. Çünkü karlı yerdeyiz. Isıtmalı sular göndermemiz gerekecek. Şu an için bunlar iş görüyor ama dediğim gibi şu an için iş görüyor abi. Şimdi şuraya da bir... Bunu çekersem buradan yol sığar mı? Deneyelim. Tamam, sığıyor, güzel. Şuraya da bir elektriği çektik. Kömür santrali abi. Temiz enerjiye gerek yok. Gerek yok abi, temiz enerji boş iş. Şimdi efendim şurası direkt alışveriş noktası olsun. Geri kalan kısımları ise şöyle şehirleştir. Şurasını sanayiye fulle. Elektrik teli çekmeyeceğiz. Çünkü modumuz var abi. Elektrik teline ihtiyaç yok. Şimdi hızlıca şehrimiz kurulsun bakalım. Gördüğünüz gibi her yere güzelcene elektrik gidiyor. Sadece buraya gitmiyor. Buraya da
Şöyle şunu koyacağız abi. Kendi kendine yetsin bu. Kendi kendine yetsin. Güzel bir şekilde şu anda tüm şeylerimizi yaptık. Su tesisatımızı çektik. Hiçbir problem olduğunu zannetmiyorum. Umarım bir problem yaşamayız. Şimdi hızlıca şurada bir düzenleme yapacağım. Şuralara ağaçlandırmam gerekiyor. Burası çok kötü gözüküyor çünkü. Güzel, kötü gözükmüyor ama daha güzel gözükmesi için ağaçlandıracağız oraları. Planımız bu. Gece gündüz döngüsü açık değil mi bu arada? Açık olmasını istiyorum çünkü gece şehirler mükemmel gözüküyor. 10 üzerinden 25 gözüküyor. Bu arada Türkçe yama var. Bende full Türkçe yama. %100 Türkçe yama var. Sadece bazı modlar İngilizce. Bir yerden almıştım onu ama nereden aldığımı hatırlamıyorum. %100 Türkçe yama var. Haberiniz olsun. Şimdi burayı biraz daha büyütmemiz gerekecek. Yetmeyecek çünkü. Yeterli para yok. Tamam, sıkıntı da yok. Şöyle yap abi. Anam, hayır, özür dilerim. Saygıdeğer oradaki şeyler umarım yıkılmazlar. Şimdi hocam şuraya biraz daha ticari alan yapmamız gerekiyor. Şöyle ticari alan sayımızı arttıralım. Ticari alanlar önemlidir abi. Her şey önemli. Ticari alanlar da önemli tabii ki. Şehrimizi bir artıya geçireceğiz. Şu anda yüksek vizyonlu bir başkan olarak amacımız şehrimizi bir artıya geçirmek. Artı değeri oluşturduğumuzda şu anda rahatlayacağız. Sanayilerimiz inşa ediliyor. Eksi 16 derece şu anda hava. Hava biraz soğuk ama severiz abi soğuk. Sıkıntı yok. Çok sevmem aslında ama. Şu anda sevmekten başka bir çaremiz yok açıkçası. Şimdi dur bakalım dur. Gece oluyor. Açın abi ışıkları açın. Of şurası çok güzel, köprüye bak be. Işıklar. Oğlum en boktan şehir bile bu gecede harika gözüküyor. Yani kötü gözükme şansı yok oğlum bir şehrin. Şöyle baksana abi, yani şuradan baktığında direkt zaten. En boktan şehrin bile mükemmel gözüktüğünü göreceksiniz abi. Şurada hiçbir şehrin kötü gözükme şansı yok. Hiçbir şehir, en boktan şehri bile şu ışıklandırmayla zaten RTX gibi oldu yani. Hiç kötü gözükme şansı yok abi. En boktan şeyin bile mükemmel olduğunu görebilirsiniz bu şekilde yani. Abi güzel. Bir de gece oyunda şöyle bir şey var. Müzik böyle daha ince vuruyor. Biraz daha gergin bir müzik çalıyor. Sen korku oyunundaymışsın gibi. Öyle bir şey de var. Şimdi şuradaki hemen yolu bir çekelim abi. Tamamdır. Şunu bir açılsın da biraz ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Biraz ağaçlandırma yapmak istiyoruz ama bir türlü açılmadı. Tarihi bina gerek yok, ihtiyacımız yok. Balıkçılığa girişeceğim ama şöyle bir şey. Balıkçılık yaptım ben daha öncesinde. Ama balıkçılığın bir getirisi olmadı abi. Ya o kadar fazla şey yaptım. Balıkçı istasyonu yaptım. Balıkçı satış marketleri yaptım. Balık işleme yerleri yaptım. Geliri çok düşüktü. Giderinden çok fazla şey vardı. O yüzden balıkçılığı şu anda yapsam mı yapmasam mı bilmiyorum. Yani şehrimizde balıkçılık da yapılıyor diye balıkçılık yapmak gerekebilir ama ne bileyim, bilmiyorum yani şu an için. Hala eksideyiz bu arada. Şimdi o zaman ne yapacağız? Hala eksideysek şuradan hocam ufaktan ufaktan maalesef şöyle yerler yapacağız. Biraz çünkü sanayinin artması lazım. Arttır abi, şöyle yapabildiğin yere yap şu anda. Bina da dikmemiz gerekiyor. Şöyle hemen hızlıca karşı tarafa da yapalım. Yani şu yol burayı çok kurtarmayacak ama burası çünkü bir ana yol olacak. Buradan belki şu şehre geçiş olacak falan. Burası ana yol olacak ama yine de yapalım şu anda. İleride yapacaksak düzenleme yaparız. 20 oldu burası. Burası 30 uzunluğundaydı değil mi? 30 tamam. 30 uzunluğunda yapmaya devam edelim. Hemen hızlıca böyle şehir sayımızı arttıralım, arttırabildiğimiz müddetçe. Bunlara ihtiyacımız var. Suları zaten buralara çektik diye hatırlıyorum. Evet, su problemimiz de yok. Elektrik problemimiz uzun bir müddet olmayacaktır. Çünkü direkt kömür santraline geçiş yaptık. Kömür santrali çok daha verimli oluyor. Ama temiz enerji değil. En nihayetinde temiz enerji değil. Buradan kaçıncı da çekiyoruz bu arada? 15 U'da. 15 U burası. Devam et abi şöyle. Güzel bir şekilde şu anda buraları da artık şehirleşmeye açabiliriz. Hızlı bir şekilde buraları da şehirleştir abi. Şuraları da ticari bölgeler yap. O diğer kısmı da şey yaparız. Güzel oldu bence şu anda. Yani biraz bir simetrik şehirler kuruyoruz. Asimetrik şehirler daha güzel gözüküyor ama o genel olarak şu taraflara falan yapacağız.
Metrik de iyidir abi, yani bir planlama var. Şimdi burada her şeyi çapraz çupraz olmaz. Ben bu şekilde daha çok tercih ediyorum. Yani şu anda daha fazla gelir getirecek şekilde hareket etmemiz lazım açıkçası, söylemek gerekirse. Çöp toplama alanı da yapacağız. Çöp toplama alanını nereye yapalım biliyor musunuz? Şuraya yapalım abi. Buradan her yere çöp. Yapma be abi. Şurada bir kademe alamıyoruz değil mi? Burada bir kademe bize bir izin ver be. Böyle yapacağım mecbur. Mecbur bir şekilde bunu yapmam gerekiyor. Çöp toplamalarını da buraya koyacağım. Buradan çöp toplayacaklar. Onun dışında kar küreme yeri yapmamız lazım. Donacak ileride yollarımız. Kar küreme tesisini de aynı şekilde kurmamız gerekecek. Onu da nereye kuracağız? Böyle yapalım ya. Böyle yapalım abi direkt. Buradan yol neden çıkaramıyorum ya? Şuradan bağlayabilmeliyiz abi bir yol. Bir tane yol yapılır lan. Hah, yapılıyordu bak. Hah. Lan. Allah Allah, yapılıyor diyor. İptal ediyor. Oğlum deli misin? Hah, oldu. Tamam. Bağladık, güzel. Buraya da kar küreme tesisini yapacağız. Biraz cebelleştik ama sonunda oldu. Yolların artık isimleri var. Tamamdır hocam. Yalnız buradan direkt sanayiye gitmenizi istemiyorum ama yapacak bir şey yok artık. Yani orası gidiş geliş olmak mecburiyetinde değil ama gidiş geliş olsun. Kestirme kullansın insanlar, problem değil. Şimdi bizim gidiş yolumuz şurasıydı değil mi? Tamam, sanayiye buradan gidiyor. Şurası geliş yolu. Şurayı direkt buradan ayırmak istiyorum. Direkt buradan gidiş geliş yapmasınlar diye düşünüyorum. Burası sabah oldu. Biraz daha canlanacağız. Şimdi an itibariyle vergileri arttırmam gerekiyor. Köy seviyesine geldik. %13 vergilerimizi koyalım abi. %13 stabildir biliyorsunuz. Daha arttırmaz, daha çıkılmaz abi. %13'te vergiler devam edecek. Uzun bir müddet boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Ve şu araziyi artık satın alacağız. Bu arazi bizi üzdü çünkü biraz. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle biraz bilmem gerekiyor maalesef. Yoksa izin vermeyecektir bize. Tamamdır. Şuradan değil de. Şuradan buraya bağlantı yapabilir miyim? Yaptım. O zaman burayı silebilirim artık. Kaç uzunluğunda burası? 15. Böyle bir 5 uzunluğunda yer yapacağız. Tam düzgün olmadı ama. Tam düzgün olmadı ama artık canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. 15 şu. Bir 15 daha çek abi. Sanayinin büyümesi lazım. Tam orası düz olmadı ama yapacak bir şey yok abi. Oraya ihtiyacımız vardı. Sanayinin şeyini arttıracağız. Buralar full sanayi olacak abi. Burada sanayi inşaatlarına devam edin. Elektrik problemimiz yok. Su tesisatı çekilmesi gerekir buraya muhtemelen. Hemen su çekelim abi. Biraz fazla maliyetli çekiyoruz ama olur, problem değil. Şimdi kar küreme tesisi yapmam lazım benim. Neredeydi bu? Burada mı? Kar küreme tesisi aç abi şuraya. Tamamdır. Kar küreme tesisimiz de burada. Buradan kar küreme yapacağız. Şimdi politika şu anda belirlemeyeceğim. Bunlar bize maliyet şu anda. Gerek yok abi. Yangın çıkacaksa çıksın. Şehir yok olacaksa olsun. Bu arada ben çok kötü bir şey yaptım. Şu an aklıma geldi. Abi. Şey DLC'sini kapatmayı, Afetler DLC'sini kapatmayı unuttum. İnşallah başımıza gök taşı düşmez.
İnşallah başımıza gök taşı düşmez. Oğlum hemen yangın olsun çıksın dediğimde de hemen yangın çıkmasın. Şakaydı yani o. Hemen yangın çıksın dediysem de o kadar da ciddiye algılamayın ya. Göktaşı, deprem, tsunami olmaz inşallah ya şu anda. Oğlum hemen yangın çıktı lan. Bu kadar dememiştim ben. Şakaydı lan. Şakaydı abi, hemen yangın çıkardınız ya. Şuraya bir polis şey yapmamız lazım. Tamamdır abi, durum güzel. Şehirleşmeye devam ediyoruz. Şehirleşme hız kazanıyor. Şuradan şöyle. Burayı da hemen şehirleştirebiliriz artık. Şöyle hocam, burası ticari alan olmaya devam etsin. Burayı da şehirleştir hocam hızlıca. Güzel bir şekilde buraları şehirleştirdik. Biraz düzenli gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Böyle şu anda ay, ama şuranın yollarını da organize etmek lazım mesela. Bak burası artık şey yolları olacak. Biraz daha girintili çıkıntılı yollar olacak. Bunları da organize bir etmek lazım. Mesela şöyle. Biraz daha bu şekilde. Bunlar biraz daha girintili çıkıntılı yollar halinde olacak. Bunları da bir şimdiden bir organize edelim abi. Şehrimizin sınırlarını belirleyelim. Paramız var zaten şu an diye düşünüyorum. Burayı biraz fazla şey yaptık. Devam et bakalım. Bu arada şehirleri genel olarak köprülerle çok fazla bağlamamaya çalışacağım birbirlerine. Bunun sebepleri de birbirleriyle bağlı şehirler. Mesela şu şehire gitmek için direkt olarak buradan adam buraya gittiğinde şu şehrin içinde aşırı derecede trafik yoğunlaşıyor. Böyle bir durumun olmasını istemiyorum. Böyle bir durumun olmasını istemediğimden ise şehirleri birbirine bağlamayacağım abi. Haberiniz ola. Bunu söyleyeyim. Çok fazla bağlamamaya çalışacağız. Genellikle şuradaki yetmiyor mu ya? Kömür santrali. O zaman kömür santralini inşa etmek için biraz kredi almamız lazım. Kredi aldık. Ve hemen şuraya bir kömür santrali daha koyalım. Burası güzel oldu. Şimdi buraları biraz daha şehirleştirmemiz gerekiyor. Buralar biraz daha boşluklu olsun abi. Ne oldu lan bu yol? Tamam, bir sıkıntı yok. Sanki bir sıkıntı var gibi gördüm de. Yok abi, burası biraz daha boşluklu olsun. Şu şekilde yapalım. Şu kasaba konumuna ulaştık. Güzel. Şimdi şöyle abi, şurayı da hemen. Şuradan şu şekilde. Şuradan da hemen. Biraz düz olsun abi. Güzel. Elektriklerimiz yetmiyor mu? Buraların niye elektrikleri çalışmadı? Çalıştı, tamam. Güzel. Buraları da güzel bir şekilde ayarladığımı düşünüyorum. Şimdi bak şöyle buraları da ayarlayacağız. Ama buraları biraz daha şu şekilde ayarlamak gerekiyor. Şöyle. Benim sesime ne oldu ya? Sesime birden bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyorum. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu. Ama ne oldu bilmiyorum abi. Şöyle bağlayacağız. Daha düzgün olsun diye. Şuradan da bağlantılarını da yap abi. Güzelce. Şehrimizi bu şekilde daha da büyüteceğiz diye düşünüyorum ama sesim... Bir su içeyim abi. Hocam videoda ses kaybı yaşıyoruz. Bu ne ya? Bu ne ya? Videoda ses kaybı yaşıyoruz. Olmaz. Şimdi hızlı bir şekilde abi. Buralara ticari bölgeler yapmaya devam edelim. Ticari alanı buraya bilerek yoğunlaştırıyorum. Normalde şehir içlerine karıştırmak daha iyi olacaktır ama bu şekilde yoğunlaştıralım. Yani bu bölge ticari bölge olsun, tamam mı? Direkt o şekilde düşünüyorum. Yani burayı büyük bir AVM gibi düşünebilirsiniz. Bu arada benim sesim bayağı şey oldu. Bence burada ilk bölümü bitirelim dostlar. Sen abi şu anda baksanıza sesim çok kötü oldu ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, o zaman burada bu bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şehrimiz şu anda bu şekilde. Artık yavaş yavaş geliştirmeye devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın.